Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Fethiye'den seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Ve şimdi yine farklı bir sektör, farklı bir firmanın konuyuz. Hep birlikte konuk olduğumuz firmamız Umut Güvenlik. Yanımızda da firmamızın sahibi Sayın Tayfun Ceylan bulunmakta. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Evet Tayfun Bey, öncelikle tabii ki Umut Güvenliği kurumsal olarak tanımak, tanımayanları da tanıştırmak istiyoruz. Buyurun. 2008 yılında oğlum Umut'un adından esinlenerek kurdum. 2008'den bu yana da bu sektörde devam ediyoruz. Harika. Evet, sektörünüz oldukça zor, zahmetli ve bir o kadar da keyifli olsa gerek. Evet. Çünkü her defasında başka bir projeyle, başka bir mekan ya da konum üzerinde uğraşıyorsunuz. Evet. Sektörünüze dair ve tabii ki Umut Güvenliği'nin vermiş olduğu hizmetlere dair bilgiler rica ediyoruz sizden. Buyurun. Elektronik sektöründe zaten Çin malı artık her yere girdi. Elektronik de her türlü girdi zaten. Oradan başladılar zaten. Çin malı sayesinde biz Çin malı satmadığımız için işlerimiz ona göre biraz daha yoğun, biraz daha iyi. Çin evet. malına girmiyoruz. Bizim de yapmadığımızı bildikleri için de onlara göre biraz daha işlerimiz daha iyi. Evet, harika diyoruz. Bu da öyleyse sizin firmanızın ve vermiş olduğunuz hizmetlerin ayrıcalığını ortaya koyuyor ama evet. Hizmetlerinizi henüz bize detaylandırmadınız. Elektronik, ama bu elektroniğin içerisinde birçok hizmet alanı var. Güvenliği var, işte telefon santralleri var. Daha aklımıza gelebilecek teknolojiyle alakalı birçok sistem var. Siz bu sistemlerin hangilerini bölgenizde uygulamaktasınız? Evet, Karel'in bayiliğini yapıyoruz, alt bayiliğini yapıyoruz. İzmir bölgeden malzemelerimizi oradan alıyoruz. Büyükten küçüğe kadar bir sürü santral çeşitlerimiz var o şekilde. Bunun yanında güvenlik sistemleri olarak kamera ve alarm sistemleri yapıyoruz. Evet. Bunun yanında da tabii Türkiye'de bayağı bir adından söz edilen bir firmamız var. Pronet'in burada taşeronluğunu, servisini, yetkili servisini yapıyoruz. Onlar sayesinde 3 oradan 5 oradan idare edip gidiyoruz. Yani sistemimiz bu şekilde 3 ayrı daldan haberleşme ve güvenlik sistemleri üzerinden devam ediyoruz. Evet. Oldukça da yoğun olmanızın sebebi hem bölgedeki turizme açık evet. yerlerin çok fazla olması, hem de az önce sizin söylediğiniz gibi kaliteli ürünlerin kullanılması. Evet. Ve sonrasında da bu ürünlerin takibinin yapılması, kontrollerinin yapılması. Evet, güvenlik sistemleri deyince tabii ki bizim aklımıza ilk gelen izleme sistemi oluyor. Sizin şu an itibariyle tamamlamış olduğunuz projelerinizden biraz bize bahseder misiniz? Ve her bir proje ne kadar bir sürede tamamlanabiliyor? Yerel süreçte yapıyoruz biz bunu tabii ki. Yani Fethiye'nin çevre ilçelerine, çevre illerine kadar yönelebiliyoruz. Türkiye'nin her tarafına dağılamıyoruz konum itibariyle. Yani proje olarak yani petrol istasyonları olsun, küçük işletmeler, büyük işletmeler, küçük esnaf, büyük esnaf fark etmiyor. Ona göre fiyatlar ona göre değişiyor tabii. Evet, projenin metrekaresine yani alana göre evet. tabii ki fiyatlar değişmekte. Evet. Ya da proje içerisinde kullanılacak olan ekipman ve alete evet. göre değişmekte. Tabii kullandığımız malzeme Çin mal olursa farklı oluyor, şey oluyorsa farklı oluyor. Yani o yüzden bizim fiyatlar diğerlerine göre biraz fazla çıktığı için yani 10 iş yapıyorlarsa biz 7 yapıyoruz ama temiz yapıyoruz. Geriye dönük servisimiz olmuyor. Geriye dönük hani arızamız olmuyor. Arıza evet. olmadığı için de ileriye kadar gidiyoruz. Yani işimizi montaja ayırıyoruz. Servise ayırmıyoruz. Servis çıkmıyor çünkü kaliteli malzeme kullanınca. Evet, kesinlikle haklısınız. Bu da çok çok önemli bir detaydı. Evet. Özellikle sizin sektörünüz için. Ama tabii ki bu aynı zamanda bir ekip işi. Kaç evet. kişilik bir ekiple çalışmaktasınız? Ve haftanın hangi günleri hizmet vermektesiniz? Ve tabii ki bölgeniz haricinde talep geldiği takdirde hizmet verebilir misiniz? Evet, bizim Fethiye merkez olmak üzere bir de Dalaman'da şubemiz var. 2 şube olarak çalışıyoruz. 6 personelimiz Fethiye'de, 4 personelimiz de Dalaman'da çalışmakta. Şu anda piyasaya bu şekilde bu personelle yetiyoruz.
Evet, haftanın hangi günleri hizmete hazırsınız? Çünkü bu işin bir de tabii ki montaj sonrası var. Evet, bizim çalışma saatimiz yok. 24 saat çalışıyoruz. Kamerada pek geri dönüş olmaz. Müşteri der ki ya sabah hallettiririz falan der ama alarm sisteminde öyle değil. Öttükten sonra dönüşü yok. Bir şekilde gitmemiz lazım. 24 saat telefonumuz başucumuzda bekliyoruz. Evet, gerçekten de evet. Öyleyse bölge halkı da güvenli bir şekilde tabii ki Umut Güvenliği'ye teslim etmiş oluyor evet. Birçok şeyini. Evet. Gelecekteki hedefler arasında neler var? Nerelerde olmak istiyorsunuz ya da yine güvenlik konusunda, teknoloji konusunda neler yapmak istiyorsunuz? Tabii herkesin geleceğindeki planı vardır ama bizim bölgesel olarak daha çok ileriye gitmek. Yani Fethiye merkezli Türkiye'ye mal satmak. Yani hizmet vermek yani amacımız bu. Peki ne yapılabiliyor? Şu anlık mevcut Çin mallarından dolayı pek bu mümkün görünmüyor ama yine de amacımız o. Evet. Çok yakın bir gelecekte belki de Türkiye'nin her yerine gelen talepler doğrultusunda hizmetimizi taşıyacağız evet, diyorsunuz. Evet, evet. Biz de vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Umut Güvenlik'ten seslendik. Fethiye'den söz şimdi merkez stüdyolarımızda.